Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Heroes Test oynuyoruz. Heroes Test böyle oyunlarda ya da animelerde gördüğünüz hanlar olur ya. Böyle karakterler gelir, sizden görevler alır. Ondan sonra yemeklerini yerler, dinlenirler. Sonra yeni görevlere, maceralara açılırlar. Buraları kendinizin işlettiği bir oyun. Yani böyle stres atmak için arada fazla zamanınız olmadığı zamanlarda oynayabileceğiniz eğlenceli, bağımsız yapım bir oyun. Şimdi oyuna girdiğimizde daha iyi göreceksiniz ama yani tamamen bu han hissini şu ufak görüntülerle, düşük sistem gereksinimleriyle iyi ayarlamışlar. Beni de bayağı hani bağladı oyun kendisine. Birkaç saat oynadım hiç durmadan. O yüzden size de öneririm. Şimdi oyuna geçelim. Oyun içerisinde zaten hem tutorial gibi benim yaptıklarımdan oyun nasıl oynayacağınızı görürsünüz. Hem de oyuna bir ilk bakış yapmış oluruz. Şöyle neresi olsun? New Beginning diyelim. Şuradan zorluğu seçebiliyorsunuz. Bu kolay demek değil. Bu normal demek. Şu zor. Bu daha zor. Biz zordan başlayalım. 3 tane save seçeneğini gördünüz. Çünkü bayağı oynadım oyunu. Hani cidden bağlayabiliyor oyun kendisine. Her şeye kendiniz isim verebiliyorsunuz. Şöyle tutorial'ı kapatayım. Ben zaten tutorial gibi oynayacağım. Mesela binalarınıza kendi isim verebiliyorsunuz. Kahramanlarınıza kendi isim verebiliyorsunuz. Kahramanlar gelecek çünkü birazdan. Şöyle bir hanımızı yapalım zaten göreceksiniz. Ha, burayı da almadım. Hemen şuradan bir alayım. Şöyle. Önce bir tabanımızı koyalım bir şey yapmaya başladığınız zaman oyunda size biraz ipucu veriyor. Yani İngilizce ipuçları. O yüzden İngilizce olmayan arkadaşlar sorun yaşayabilir. Ben söyleyeceğim. Ama hani İngilizce biliyorsanız fazla zor olmuyor. Şöyle bilmeyenler için dediğim gibi ben her şeyi gösteriyorum. Bir de benim video çektiğim herhangi bir oyunda yorumlarda hani oyunla alakalı bir sorunu sorabilirsiniz. Çünkü ben hızlı öğrenirim. Yani mesela bu oyunda 2 ay sonra sorsanız büyük ihtimal hatırlıyor olurum. Neyse şimdi onlardan sonra bahsedeceğim. Şimdi en başta Innkeeper için bir tane arkadaşımızı koyduk. Yani burası bizim hanımız. Bunu koyduktan sonra oyun burasının han olduğunu anladı. Diyor ki kapı koy diyor. Kapı da koymuştuk. Oven koy diyor. Oven büyük ihtimal şu. Ocak gibi bir şey herhalde. Hani orayı sıcak tutmak için. Şuraya koyalım. Stockpile depo koy diyor. Koyalım. Bir de quest board koy diyor. Quest board da şu görev tahtası. Yani oraya biz görevler koyacağız. Mesela diyeceğiz ki git bize goblin kes. Şu kadar odun getir. Sana para vereceğiz. Kahramanlarımız da bu görevleri görüp bu görevleri alıp yapmaya çıkacaklar. Şimdi görev tahtasını hemen koyamıyoruz. Çünkü ikinci binamızı yapmamız lazım. O yüzden şurayı alalım. Hemen buraya da demirci koyalım. İlk demirci binasını yapmanızı öneriyor oyun. Ben de onu öneriyorum. Çünkü silah olmazsa kahramanlar goblinlere yumruk atıyorlar. Eğer Goblin Slayer animesini izlediyseniz goblinlere yumruk atmaya çalışmanın iyi bitmediğini biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de şöyle söyleyeyim. Hani goblinler tarafından öldürülmemek için en iyi seçenek iyi bir silahınızın vesaire olması. Onu da biz burada yapacağız. Şimdi. Blacksmith Forge. Bunu dışarı koyuyoruz. İçeriye bir tane satıcı abi koyalım. Vendor. Kapı koy, bir de depo koy diyor. Depoyu koyalım. Şöyle de kapını koyalım sana. İlk görev bitti. Buraya şimdi quest board'umuzu koyabileceğiz. Onu da şöyle hemen dışarı koyalım. Şimdi Weapon Master denen bir adam geliyor. Bu adam bizim kahramanlarımızın sınıflarını oluşturmamızı sağlıyor. Yani mesela savaşçı yapacağız birazdan. Savaşçılarımız hangi silahı kullanacak? Hangi zırhları kullanacak vesaire bunları seçebilmemizi sağlıyor bu arkadaş. Evet şimdi bir 2 dakika bekledim. Şuraya geldi. Kursun kendi şeyine. Şimdi ilk sınıf olarak savaşçı yapacağız. Çünkü sadece demircimiz var. Tek elli kılıç verelim hatta buna da. Bunları sonradan ekleyebiliyorsunuz. O yüzden dert etmeyin. Yani oyunun başında ne olduğu çok önemli değil. Savaşçımız da güç bazlı olsun. Şuradan
Ana özelliğini seçiyorsunuz. Ana özellikler ayrıca para da veriyor. Yani mesela güç bazlı kahramanlarımız her gün bize ekstradan para verecekmiş. Tamam, şimdi kahramanımızı oluşturduk. Pardon, kahraman sınıfımızı oluşturduk. Kahramanlarımız ayrı gelecek. Şimdi bu kahramanımız için bizim silah yapmamız lazım. Burada oyun her şeyi bize söylüyor da orada ben gene atlayacağım. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz silahla alakalı. Yani görünüşünü buradan değiştirebilirsiniz. İsmini değiştirebilirsiniz ki isimleri tanıdık isimler yapacağım. Sonradan kaybetmeyelim diye. Niye silmiyorsun oyun? Evet, normalde silebiliyor olmanız lazım ama bende sildirmiyor. Tamam, çözümünü buldum. Büyük ihtimal bug var. Şöyle seçip üstüne yazınca sorun olmadı. Kılıç artı 0. Şöyle 5 tane kılıç artı 0 yapalım. Bu oluşan itemler bile şansa. Yani bakın mesela Ankamın çıktı bir tanesi. Nadir çıktı. Kırık çıktı da. Tamam. Kahramanlar geliyor. Bunları demircinizle konuşuyor. Kendi bütçelerine göre silah alıyorlar. İlk kahramanımız geldiği zaman zaten bir isim veririz, takip ederiz bakalım ne yapıyor. Şimdi bu kahramanlar için bir de yemek lazım. Hana geldik. Şu anda düşük seviye yemekleri yapabiliyoruz. Mesela kek yapabiliyormuşuz. Yapalım iki tane kek. Şöyle elma yapalım biraz. Daha az kaynak istiyor elma. Gene buradaki itemler de, pardon, yemekler de kalitesi var. Şu anda oyuna yeni başladığımız için genelde kötü şeyler yapıyoruz. Şuradan içecek yapalım. Şöyle buradan para verip daha iyi olmasını sağlayabiliyorsunuz ama şu anda işe yaramaz. Tamam. Bir de şuradan dondurma yapalım. Şimdi. Hanımızda yemeğimiz var ama şimdi düşününce şeyi unuttuk. Masalar yok. Bu adamlar nerede yiyecekler? Şöyle masa koyalım. Buna yatak falan da koymamız lazım. Onu da ondan sonra yaparız. Şöyle. Güzel. Şimdi 3 tane görev oluştur diyor oyun. Şöyle gelelim buraya. Burada gene görev detayları var. Ben kısaca bahsedeceğim size. Bakın, bu kısımda bilmeniz gereken önemli şeylerden birisi şu. Optimal CR dedik. Karakter gücü gibi düşünebilirsiniz. Kahramanlarınızın gücü. Bu güç aralığında olan kahramanların sayısı da altında yazıyor. Mesela eksi de ise şöyle demek. Mesela bu eksi 1 olsaydı, pardon, şurası 1 olsaydı, kırmızı eksiği gösteriyor. Bu görevi yapamayacak olan bir tane kahraman var demek olurdu. Yeşilin içerisinde mesela 4-5 yazıyorsa bu görevi yapabilecek 4-5 kişi var demek. Şu anda kahramanımız yok. O yüzden hepsine 0 diyor. Bir şöyle basit görevler koyalım. Mesela bize şu anda metal lazım. Bütün metali harcadık. Metal için sileye bastım. Yani yaratık kesme görevi koyacağım. Daha çok ödül veriyor bunlar. Ama daha zor. Goblin kesme görevi koyuyorum. Bölgem odunlar. Metal seçili. Buradan da zorluk derecesi. Biraz daha kolay yapsınlar. Saklansınlar biraz daha. Şöyle iki tane koyalım. Tamam. Bunun yanına mesela ne lazım bize? Odun şimdilik çok lazım değil. Ama bir tane basit görev, toplama görevi verebiliriz. Evet, yanlışlıkla iki tane verdim. Görev iptal etmeyi de göstereceğim size bu şekilde. Yanlışlıkla iki tane verdim çünkü. Bir de yemek toplayın. Yemek toplamak için de gidin gene Goblin kesin. Tamam. Şimdi görev iptal etmek için çantaya tıklıyorsunuz. Bu sayfa açılıyor. Buradan da istemediğiniz görevi de çarpıya basıyorsunuz. Bu arada ilk kahramanımız geldi. Eppo'ymuş adı. Eppo kel bir erkek. Eppo'nun kel beyaz bir erkek. Eppo'nun adını şimdi o karakter yapmayalım. Onun yerine Eppo'nun ne olsun adı? Faruk olsun adı. Şimdi Faruk savaşçı. Bunun arkasındaki kahraman değil mi? Margaret. Aynen, bu ziyaretçi. Ziyaretçilere isim falan veremiyorsunuz. Sadece kendi kahramanlarınıza verebiliyorsunuz. Şimdi bu Faruk gelecek. Şöyle bir etrafa bakınacak. Sonra bizi severse silahını falan alıp göreviyle göreve çıkacak. Ama hani bu kadar bekliyorken yatak koyalım şuralara.
Görevden döndüğünde Faruk falan yorgun olursa ya da ziyaretçiler gelirse yataklarda yatıp bize para verebiliyorlar. Şöyle. Tamam, şimdi Faruk sen ne yiyorsun? İçecek almışsın, tamam. Aynen. Buradan iyi bir silah alırsa Faruk şu zor görevleri bile yapabilir. Ama hangi silah alacağına falan kendisi karar veriyor. Onlara siz karışamıyorsunuz. Siz sadece üretiyorsunuz. Bu adam gidiyormuş. Güle güle. Bu arada ben şey diyeyim, hani neden anket yaparak sordum farklı oyunları çekip çekmeyeceğimi. Şöyle, YouTube hani belirli oyunları çeken kanallar farklı bir şeye döndüğü zaman hiç kimseye önermeyebiliyor. Yani mesela Phasmophobia çekmiştim biliyorsunuz. O videoyu YouTube ana sayfada sadece 12 kişiye göstermiş. Biri zaten benim, yani bizim kendi hesabımız. Diğer mesela World of Ice videolarını falan daha fazla gösteriyor. Ama hani siz isterseniz videolara girerseniz o zaman diğer insanlara da önerme şansı oluyor. Ondan sordum. Yoksa hani benim için fark etmez aslında. Siz izlemeyecekseniz gene çekmem. Evet. Kılıç artı 0. Nadir olanı kaptı Faruk. 12 savaş gücü var artık. Ay, bir yeni bir silah geliyor. Ona da bakalım. Sen nasıl bir tipin var oğlum? Yanlarda sakal var, ortada yok. Ama saçta sakal karışık. Vallahi sen garip bir adamsın. Senin adın ne olsun biliyor musun? Senin adın garip olsun. Garip de bir isim değil mi? Yani. Ondan aslında. Çünkü kimseye önermeyebiliyor yani YouTube. Eğer siz de istemiyorsanız zaten o zaman videonun anlamı yok. Faruk gidiyormuş. Faruk'a bakalım. Silahını test etti Faruk. Göreve çıkacak birazdan. Bir arkadaş daha geldi. Daha fazla sınıflarımız vesaire olacak. Hani oyunu daha fazla görmek isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani çok fazla çekeceğimi düşünmüyorum ama isterseniz tabii ki yine 3-4 bölüm daha yaparız. Bu adam da erkek çıktı. Oğlum bizim burası erkekler hamamına döndü lan. Bir tane kız karakterimiz olmaz mı? Milat. Aslında Murat ol. Milat Murat'a yakın. Seni sünnet ettik, artık Murat'sın sen. Bu köy bir gün çök üye olabilir diyor. Kardeşim o sizin eforlarınıza bağlı Murat. Görevleri batırmayın. Bu arada bir tane daha video çekmiştim. Save'lerde kolsuz açılışı yazan bir tane daha şey gördünüz. Ses onda, müzik sesi çok yüksek kalmış. Ben de oyuna o kadar çok dalıyorum ki güzel buldum oyunlarda. Video bittikten sonra fark ettim. Düzeltebileceğim bir şey değildi, o yüzden dedim ne yapalım, bir daha oynarız. Bir daha oynasak da sıkacak bir oyun değil sonuçta. Ulan garip, sen niye gittin normal kılıcı aldın? Bu adamda daha iyi kılıçlar var. Neyse. Şöyle yapalım. Şurayı biraz daha güzelleştirelim. Dükkanların güzel gözükmesi önemli. Yani aslında güzel gözükmesinden çok içeride çok şey olması önemli. Çünkü oyun şey yapıyor bir yerden sonra. Hani içeride çok fazla şey varsa bunu yapamıyoruz. Metalimiz yokmuş. O gelince yapalım. Dükkan daha güzelse eşyalarınız falan daha pahalıya satılıyor. Hani burası daha kaliteli yermiş gibi düşünüyor. Garip geldi, yatıyormuş. Tamam git yat hadi. Evet, dördüncü erkeğimiz de geldi. Cidden burası erkekler hamamına döndü ya. Sen de Burak ol o zaman. Belki de Burak'a yakın. Sen de kılıç artı sıfır tattık. Yalnız bu ucuza gitti. Bu da mı dandik şey aldı? Oğlum sen neden Brok... Allah'ım yarabbim. Brok'un kılıcı almış. Bizim iyi kılıcımız yok mu dükkanda ya? Şuradan... var. Biri Ankom, biri Rey var. Allah'ım yarabbim. Hatta bu kılıçlara seviye atlatabiliyoruz şimdi. Atlatırız da. Yani adamlar ölecekler. Ciddi ciddi ilk görevlerinde ölecekler. Şöyle mesela bu adamlar şimdi göreve gidecek ya. Göreve giden var mı? He? Bakın mesela Faruk göreve gitmiş. İyi eşyası varsa hayatta kalıp geri dönme ihtimali daha yüksek.
Bakın mesela bu adam normal silahla gidiyor. %2,8 fazladan ihtimali varmış. Mesela yani görev yapması için. Ama bu adam Broken kılıçla gideceği için onun şansı daha düşük olacak. Neyse. Kardeşim ölürsen yapacak bir şey yok ya. Biz uyardık. Şöyle sana bir artı basalım biz. 29 damage, 6 damage bonus var. Çok güzel. Bir üste daha çıkıyor mu? Oo. Süper. Bu efsanevi silahı ilk defa yapıyorum bu arada. Hiç damage'den yaparken efsanevi yapamamıştım. Bu geliştirme seçeneğini de yeni öğrendim. Az önce müzik yüksek olan dediğim video var ya, o sırada öğrendim. Yani 10 saat falan oynamışımdır oyunu. Ona rağmen yeni öğreniyoruz biz de. Neyse. Şu kılıç artı sıfırı iyi bir karakter alırsa bayağı taşırlar bizi. Burak mı alacak yoksa? Harbiden Burak aldı. Hadi lan Burak. Oo, parlıyor mu lan kılıcı? Vay. Burak iyisin ha. Kılıcın adı neymiş? Kılıç artı sıfır. Adamın parlayan kılıç artı sıfırı var. Bayağı güzelmiş. Acaba zırhlarda falan da var mı bu? Yani süper bir efekt değil tabii ki. Hani, ama hani şu önemli benim için. Bakın mesela kılıcın altındaki sarı şey var ya, ona göre ışık parlayacak şekilde yapmışlar. Bir de hani böyle bir şey ekleme gereği bulmuş adamlar. O bile önemli. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Görevler bu tarafta. Sen niye arkadan bakarak görev alıyorsun? Ha, bu adam kendisine uygun görev bulamadı şimdi. Görevler mi bitmiş? Harbiden görevler bitmiş. Hemen görev oluşturalım. Bize odun topla. O adam zaten parçalar bütün odunları ya. Pardon, goblinleri. Efsanevi silah, yani herkese efsanevi silah vermeye bakayım ben o zaman. Zırhlar falan da var, bakalım zırhlarda nasıl olacak, onu da merak ettim. Şimdi bu arkadaş bize diyor ki özel sorun var diyor. Şu goblinleri öldürmen lazım. Krallık için tehdit oluşturuyorlar diyor. Ha, gidiyor musun Faruk? Pardon Burak. Burak gidiyormuş. Bunları öldürmeniz lazım. Öldürmezseniz bir kral sizi sevmiyor. Şu aşağıda yıldız puanı kaybedebiliyorsunuz. Hem de tamam dur. Hem de şu kısımda ilerleme kaybediyorsunuz. Onu göstermem lazım. Görev yapa gittim. Slay'e bastım. Bakın burada bilgi puanı var. Görevler başarılı oldukça bilgi puanı doluyor. Mesela goblinler için bilgiyi %100 yaptığınız zaman Mines bölgesinde boss quest açılıyor. Boss quest'e tıkladığınızda orada karakteriniz boss avlamaya gidiyor. Zor bir görev ama bu zor görevi yaparsa çok fazla ödül alıyor. Yani mesela diyelim 3-5 şu anda kıyafet alıyormuş ya. 25 tane kıyafet getiriyor. O boss quest'ler için hani bu bilgilerin yüksek olması ve bunları mutlaka yapmanız lazım. Burada yemek kaldı mı bizim dükkanımızda? Şöyle adama tıklarsanız hem binaya isim verebiliyorsunuz. Burası Han olsun adı. Oy, yanlış tuşa bastım. Burada nasıl çıkıyoruz şimdi? Heh, tamam. Ya benim klavyemi algılamıyor nedense. Büyük ihtimal şey, video çektiğim için. Normalde çalışıyordu çünkü ama. Şöyle yaptık. Han oldu buranın adı. Şimdi Han'a tıkladığınızda şurada Items in Stock yazıyor. Bakın mesela 3 tane yemeğimiz kalmış. Buraya yemek ekle diyor kısacası. Şöyle gelelim. Biraz kek yapalım. Şuradaki 2500 dolduğu zaman bir üst seviye yemekleri yapabileceğiz. Bu kekleri tam güzel yaptı. Bir tane kötü var sadece. Elma yap 3 tane. Çok güzel, bir tane iyi yaptı. İki tane içecek yap. Kalanı da kaç tane yapabiliyor? İki tane yapabiliyor. Dondurma yapsın.
Şimdi tüccar gelmiş. Tüccara bir şeyler satıp bir şeyler alabiliyoruz. Mesela biz demir alalım tüccardan. Ondan sonra başka bir şey lazım mı? Değil. Yemek alalım biraz. Foulan. Bu adam yeni gelmiş, gidiyor bile. Tamam git. O kadar acele değilsen tutanın yok yani. Birkaç tane daha şöyle silah yapalım. Şimdi silah yaptıkça daha ileni yapmaya başlıyorsunuz. O yüzden ismini kılıç artı bir olarak geliştirebiliriz. Şöyle 3 tane. Onu dediğim anda silahın kırık olarak gelmesi efsane değil mi? Hatta 3'te 2'si kırık geldi yani. Şu epik olan arkadaşa bir artı bassak. Şundan lazım, tamam. Şu an basamıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bundan sonra hani bizi belli bir süre göstereceğim bir şey kalmadı. Şu görev bittiği zaman ben bu videoyu bitiririm. Çünkü belli yerlerde sadece beklememiz gerekiyor. Yani mesela şu anda yapacağımız pek bir şey yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar görevden gelsinler. Eğer ölmedilerse şu görevleri bitirip ondan sonra çıkacağız. Ya bu arada tüccar gelmiş. Pardon, tüccar gelmişti zaten değil mi? Onu zaten görmüş. Şu dandik olan silahları ona satalım gene. Bir iki tane daha yapmak istiyorum ya o kılıçtan. Belki bu sefer iyi çıkar. Hatta ismini ne yapalım senin? Şöyle görünüşünü falan güzelce beğeneceğim. Evet beyler, gümüş kılıcımız. İki tane yapıyoruz bundan. Şu ucuna mavi şey verdim. Mavi renk verdim. Eğer iyi bir silah yapabilirsek bu da mavi parlar herhalde. Derken ikisi de normal oldu. Ulan oyun. Orada harcadığım 2-3 dakika görünüş ayarları boşu boşuna gitti ya. Kim seviye atabilirsek belki öyle işe yarar. Yok atamıyoruz. Şu 16 vuruyormuş, bu 23 vuruyormuş. Bu kılıç baya kötü olmuş o zaman. Evet böyle Faruk köye geri gelmiş. 9 canı var sadece Faruk'un. Lan Faruk. Ne yaptın oğlum ayağını? Sen hangi kılıçla gitmiştin? Nadir kılıçla gitmişsin bir de ama zor yaşıyor Faruk. Bakalım görevini bitirebilmiş mi? Gidip bizim handa konuştuğu zaman anlayabiliyoruz bunu. Faruk gelirken biz de görev ayarlamayı unutmayalım. Hiçbir zaman karakterleri görevsiz bırakmayın. Görevleri olmayınca görevsiz olarak gidiyorlar. Hem moralleri bozuluyor, hem de boş boşuna ölebiliyorlar. Ya da tamamen işi bırakabiliyorlar. O yüzden şöyle dandik görevler de olsa mutlaka birkaç tane görev koyun. Mesela bir tane kıyafet görevi koyalım şöyle düşük. Onun dışında bir tane yine yaratık kesme metal. Tamam, Faruk görevini bitirmiş. Güzel. 7 tane yemek getirmiş. Ona verdiğimiz parayı da şimdi bize geri ödüyor. Bu arada belirtmediysem görevler şu şekilde işliyor. Mesela diyelim 300 ödüllük bir görev. Kahraman görevi aldığında ona 30 gold veriyorsunuz. Yani görev oluşturduğunuzda cebinizden çok az bir para gidiyor. Ama şurada paranın üstüne geldiği zaman Owed Payout yazıyor ya. Bu şey demek. Borcunuz olan para. Yani şu kahramanlar görevden geldiği zaman başarılı olurlarsa onlara 444 altın vereceğiz demek. O yüzden buraya bakıp hani cebinize para tutmanız gerekiyor biraz. Faruk şimdi yemek yedi, biraz canını arttırdı. Son görevim süre geçti diyor. Büyük ihtimal item bakmaya gidecek buraya. Farklı farklı binalarınız olursa böyle kahramanlar şehir içerisinde daha fazla gezip hani daha iyileşip görevlere gidiyorlar. Yoksa bayağı aptalca davranabilirler. Yani mesela şu anda burada farklı bir bina olmasa Faruk bu canda başka göreve gidebiliyor. Ben daha çok para kazanayım deyip. O yüzden ölebiliyor. Bunların dışında da gene karakterlerin başarılarını görebiliyorsunuz şu alt kısımda. Bakın mesela 74 tane yaratık öldürmüş. Bir tane görev tamamlamış. Cebinde 3580 altını varmış. 2 gün yaşamış. Önemli bir uyarı değil de. Şimdi nereye gidiyor bu? Harbiden gitmeye hazırlanıyor Faruk. Faruk öldürecek kendine. Yani bu
daha fazla geliştirilecek bir şey ama şimdi bu videoyu bitirmeden önce bunun size bir taktiğini vereyim. Şimdi karakterler bekledikçe canları iyileşiyor. O yüzden şöyle yapın, bu map'te oynarsanız. Ölmek sizin istemediğiniz karakterler varsa farklı bir binayı gidin buraya yapın. Mesela burada ne olsun? Pot binası olsun. Pot binasını diyelim burayı yaparsanız o karakter oradan gelecek buraya kadar o yolda iyileşecek. Potçudan pot alacak, geri oraya dönecek. O sırada iyileşecek, öyle göreve gidecek. Hani ölme ihtimali bayağı azalır. En azından ben çok oynadığım bir oyunda öyle yapmıştım. Ki öneririm yani. Lan. Bir öldü. Kim öldü acaba? Garip ölmüş. Ulan garip. Senin iyi silahın yok muydu oğlum? Ben senin iyi silahın vardı diye hatırlıyorum ya. Tamam, efsanevi sen de değilmiş. Ama iyi bir şey vardı sende be. Onlar ölünce silahları, ekipmanları falan da gidiyor. Goblin'e mi öldün garip ha? Şimdi Weapon Master gelmiş. Buradan daha fazla class oluşturabiliyorsunuz ya da class'ınızı geliştirebiliyorsunuz. Ama onun için şu puan lazım. Bizde yok şu anda. O yüzden yapamıyoruz. Yine de göstereyim. Şuraya basıp mesela büyücü sınıf oluşturmak istiyorsanız şöyle büyücü yazıp oluşturabiliyorsunuz. Ama bunları açmak için özel binalar gerekiyor. Yani mesela büyücü yapmak istiyorsanız şu staff'ı seçebilmek için Woodworker binasını yapmanız gerekiyormuş. Bunları unutmayın. Farklı bina yapamıyorsanız mesela hırsız sınıfı açıp Dagger seçebilirsiniz. Ben ikinci sınıf olarak genelde hırsız sınıfını kullanıyordum. Ya da suikastçı diyebilirsiniz sen. Oyundan oyuna değişiyordu isimleri. Neyse, o zaman arkadaşlar bu görevi burada bitirelim. Görevi dedim, videoyu. Ulan garip. Hiç beklemiyordum ölmesini ya. %78 ihtimalle gitmedim bunlar. Hepsinin öyle yüksek ihtimalleri vardı aslında. Diğerlerine bakayım. Aynen. Yine de başarısız olup bir şekilde ölmeyi becermiş. O zaman garip için F'ye basalım arkadaşlar. Press F to pay respects diye bir şey var ya. Call of Duty oyunundan kalan. Yine de bu oyunu daha fazla görmek isterseniz ya da oyunda bir karakter olarak karakterinizi görmek isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Karakterlerden birini sizin adınızı verebilirsiniz. Mesela şu Fallen falan boşta. Ya da yeni gelecek bir karakter adınızı verebiliriz. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.